Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay'da 17 koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Savaş, 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi. Bu tam Elazığ depremi sürecinde Hatay'da büyük bir grip salgını vardı. Ve semptomları da bu salgınlarla örtüşüyordu. Şu anda da Hatay'ın nüfusuna oranla baktığınız zaman hasta sayımız görüntüde 17 tane. 2 tane yoğun bakımlık hastamız var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Tele1 televizyonunda Hatay'daki koronavirüs vakalarına dair açıklamalarda bulundu. Hatay'da 17 vakanın olduğunu duyuran Savaş, hastalardan ikisinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Hatay'ın nüfusuna oranda vaka sayısının az olduğunu söyleyen Savaş, koronavirüsünün Hatay'da zaten 1,5 aydır var olduğunu ifade etti. Düşünün, tam geçiş noktasındasınız. Evet. İran'da bu kadar vaka var, Avrupa'da bu kadar vaka var, Türkiye'nin steril kalması mümkün değil. Bu kadar tabii, uçuşların tabii. olduğu, bu kadar sınır kapılarının aktif olduğu bir ülkede, yani siz bunu yaklaşık 25 gün önce geldi derseniz pek yani kliniğe de uymuyor, hastalığın sürecine de, normal sürecine de uymuyor. Semptomlar, işte nekahat dönemi, aktif enfeksiyon. Bu nedenle bakarsanız geriye dönük, biz muhtemelen Ocak ayının ortalarından itibaren yaşadınız. Bu enfeksiyonla bence Türkiye olarak buluştuk. Ama Hatay olarak biz o büyük şeyi geçirdik gibi, ama benim bunu konuşmam insanları tedirginde, rahatlatmasında biz rutin tedbirlerimizi alalım. Ama çok da psikolojimizi bozmayalım.